Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Bu videomda matematik dersinizden deneme sınavı sorularını sizlere çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu siz durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Muhtemelen bu videoyu bir büyüğünüzle beraber izliyorsunuz. Büyükleriniz kanalıma abone olabilirler. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirler. Birinci sorudan isterseniz başlayalım, okuyalım. Tuğçe 7 yaşındadır. Ablasının yaşı Tuğçe'nin yaşından 5 fazladır. Buna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Tuğçe 7 yaşındaymış. Ablası 5 fazlaymış. Önce ablasının yaşını bulmamız gerekiyor. Fazla dediği için toplama yapmalıyız. Yani 7 ile 5'i topluyorum. 7'yi aklımda tuttum. 5 tane daha sayıyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Ablası 12 yaşında. Şimdi cevap hemen A şıkkını işaretlemeyeceğiz. Çünkü ne diyor? İkisinin yaşlarının toplamı diyor. O zaman bir işlem daha yapacağız. Ablası 12 idi. Şurada zaten yazıyor. Tuğçe de 7 yaşındaydı. Onu da yazalım. Ve ikisini toplayalım. 2 ile 7'yi toplayalım önce. Ya da 12'yi aklımıza tutup 7 tane sayabilirsiniz. Ya da önce birler basamağını. Yani 2 ile 7'yi toplarız. Sonra onlar basamağını toplarız. 2, 7 daha 9. Bir onluk başka toplayacak bir şey yok. O zaman bir aşağıya. İkisinin yaşlarının toplamı 19 oldu. Cevap C şıkkı. İkinci sorumuzda bir saat var. Yandaki saat kaçtır diyor. Şimdi saatleri okurken ilk önce kısa olan yani akrep dediğimiz kola bakıyoruz. Akrep şu anda 9'u geçmiş, 10'a doğru ilerliyor. Ama biz saatleri söylerken geçtiği sayıyı söyleriz. Henüz ulaşmadığı sayıyı söylemeyiz. O yüzden burada 9 demeliyiz. Yelkovan da bakın tam 6'yı gösteriyor. Yani bir saatin yarısı kadar ilerlemiş. O zaman bu saat 9.30 ya da 9.30 diyebilirsiniz. O zaman cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. B şıkkını işaretliyorum. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Yukarıdaki yarım elmalar birleştirildiğinde kaç bütün elma oluşur? Bakın burada yarım elmaların resmini görüyoruz. Peki bütün elma yapmak için kaç tane yarım elmayı birleştirmek gerekiyor? İki tane. İki tane yarım elmayı yapıştırırsak tekrar bir bütün oluyor. Demek ki biz bunları ikişer ikişer sayabiliriz. Hatta şöyle çizelim. Bakın iki tanesini bir bütün yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane elma var değil mi? İkişer ikişer böyle gruplandırıyoruz. İkişer ikişer birleştiriyoruz, sayıyoruz. Ve ne oluyor? Bunlar hep bütün elma oluyor birleştiği zaman. Peki kaç tane bütün elma oldu? Şöyle bir gruplara baktığımızda. Evet, 6 tane bütün elma oldu. Peki resim olmasaydı nasıl olurdu? 12 tane yarım elma var mesela. O zaman şöyle yapardık. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İkişer ikişer sayardık ve kaç defa sayma yaptığımıza bakardık. Bakın 6 defa sayma yaptık. Demek ki 6 tane bütün oluyor deriz. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü soru. Hangi seçenekteki ifade doğrudur? 20 sayısı 2 onluk ve 2 birlikten oluşur diyor. Bu yanlış. Çünkü 20 sayısı 2 tane onluk 0 birlikten oluşuyor. 15 sayısı 5 birlik ve 1 onluktan oluşur. İşte bu ifade doğru. Bakın 15 sayısı 5 tane birlik var, 1 tane de onluk var. O zaman biz B şıkkını işaretleyelim. C şıkkı bir kontrol edelim. 10 sayısı 1 onluk ve 1 birlikten oluşur diyor. Yanlış. Çünkü bir onluk var tamam ama sıfır birlik var. Biz zaten B şıkkını işaretledik. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki örüntüde boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yani boş olan iki tane yer var. Peki bir örüntüye bakalım. Bir tane yaprak var, iki tane elma, bir tane de bardak. Yaprak, iki elma ve bardak. O zaman ne gelecek? Yaprak ve iki elma olacak. Elmaların biri var zaten. O zaman yaprak ve elma koymalıyız. Yani şıklara baktığımızda cevabımız B şıkkı olacak. Sırasıyla bunları koyacağız. Ve B şıkkını işaretledik.
Altıncı sorumuz paralarla ilgili bir soru. Yukarıda toplam kaç TL para vardır? Bakıyoruz, 5 TL bir kağıt paramız var. 1 lira burada var, 6 oldu. 1 lira burada var, 7 oldu. 2 tane de 50 kuruş var. 2 tane 50 kuruşu birleştirdiğimizde o da 1 lira ediyor. O zaman 7, 1 lira da bunlar 8 lira oluyor. Ve cevabımız C şıkkı oluyor. Geldik 7. soruya. Şekildeki bardaklar sürahiye boşaltıldığında sürahiyi yarısına kadar doluyor. Yani şuradaki 3 bardak suyu döktüğümüzde sürahinin içine ve sürahinin yarısı dolmuş oluyor. Hangi seçenekteki bardakların tamamı boşaltılarak sürahi doldurulur? Şimdi 3 bardak döktüğümüzde sürahinin yarısı doluyorsa o zaman 6 bardak dökmemiz lazım. Çünkü yarısı 3 bardak olduğuna göre 2 katı 6 bardak oluyor. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 3 bardak döktük, yarısı doldu. Tekrar 3 bardak döktük, diğer yarısı da doldu. 6 bardak. Peki 6 bardak su nerede var? Bakıyorum 2, 4, 6 B şıkkında var. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kulaçtır? Kollarını açmış bir çocuk var. İşte adımlayarak ilerleyen bir kişiyi görüyoruz. Burada da bir ayak resmi görüyoruz. Zaten ben isimlerini de söylemiş oldum. Kollarımızı açtığımızda bu şekilde ölçtüğümüzde biz buna kulaç diyoruz. Cevap A şıkkı. B şıkkındakine adımlamak diyoruz. Adım, adım adım saymak. Burada ise ayak ayak, yani ayakları ucuca birleştirerek bu şekilde ölçmek var. Tabii cevabımız burada A şıkkı olacak. A şıkkını işaretleyelim. Ve 9. soruya bakalım. 9. soruda bir şeklimiz var. Yukarıdaki şekilde boyanmış bölüm, yani şurası şu iki bölüm, tüm şeklin ne kadarını ifade eder? Bütününü mü, yarısını mı, yoksa çeyreğini mi ifade eder? Bakın burada 4 parçadan oluşmuş bir şekil ve 2 tanesi boyanmış. Yani yarısı boyanmış. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Buradaki boyalı yer yarısını ifade ediyor. 10. sorumuza bakalım. Arda ile Ahmet'in yaşları toplamı 18'dir. Bakın ikisinin beraber yaşlarının toplamı 18'miş. Arda 12 yaşındadır. İşte Arda gözlüklü olan 12 yaşında. Buna göre Ahmet'in 2 yıl önceki yaşı kaçtır? Şimdi biz ilk önce Ahmet'in şu andaki yaşını bulmalıyız. Nasıl bulacağız? Söylenenlerin ilk önce bir resmini yapalım. Ne demişti başta? Arda şöyle koyalım. Bir kutu yapalım. Ve Ahmet, bunların toplamı kaç oluyormuş şu anda? 18 oluyormuş. Arda'yı zaten söyledi. Arda 12 yaşında dedi. Şuraya yazalım. Biz Ahmet'i bulacağız. Şimdi burada Ahmet'i bulmak için iki farklı yol kullanabilirsiniz. 12'den 18'e kadar sayarsınız. Yani 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakın 6 defa saydık. Demek ki buraya 6 gelecek. Ya da şöyle yapabilirsiniz. 18'den 12'yi çıkarırsınız. Tersini uygularsınız. Bakın burada toplama işleminde verilmeyen bir sayı var. Yani bir tane toplanan verilmemiş. O zaman bu işlemin tersini yaparız. Yine 6 kalır. Ya da böyle bulursunuz. Demek ki Ahmet 6 yaşındaymış. Peki 6 yaşında. Peki ama bize ne diyor? 2 yıl önceki yaşı kaçtır? Ha, şimdi 6 yaşında. 2 yıl önce 6'dan 2'yi çıkarırız o zaman. 2 yıl önce, çünkü 2 yaş daha azdı, değil mi? Ne kalıyor? 4. Demek ki Ahmet 4 yaşındaymış. Cevabımız B şıkkı olacak. 11. Aşağıdakilerden hangisi masanın üstünde değildir? Telefona bakıyorum. Evet, masanın üstünde. Topa bakıyorum. Masanın üstünde değil. Altta kalmış, değil mi? Masanın altında veya ön tarafında biraz. Televizyona bakıyorum. Masanın üstünde. O zaman bizim cevabımız B şıkkı olacak. Top masanın üstünde değil ve B şıkkını işaretledik. 12. sorumuz günlerle ilgili bir soru. Dün günlerden çarşamba olduğuna göre yarın hangi gündür diyor. Şimdi şöyle yapalım. Dün çarşamba diyor. Çarşamba dünmüş. Yani dün ne demek? Geçti. Geçtiğimiz gün. Bir önceki gün demek. O zaman bugün ne oluyor? Şu anda içinde bulunduğumuz gün Perşembe oluyor. Bu dün. Şuraya yazalım. Burası da bugün. Peki bize nereyi soruyor? Yarın, yani Perşembeden sonraki gün olacak. Perşembeden sonra hangi gün geliyor? Cuma. Bu da yarın. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretledik.
13. Yukarıdaki evde hangi geometrik şekil yoktur? Üçgen var. Evin çatısı bakın. Kare yok. Dikdörtgen var. İşte burada. Kare nasıl oluyordu? Bütün kenarları aynı olan, şöyle hatta elimle çizeyim. Bütün kenarları eşit olan şekle biz kare diyorduk. Ve kare burada yok. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. B şıkkını işaretledim. 14. sorumuz. Cemil'in 6 boya kalemi vardı. Şurada görüyoruz. Doğum gününde hediye kalemler geldi ve Cemil'in 15 kalemi oldu. Acaba doğum gününde kaç kalem hediye edilmiştir? Şimdi ilk önce bildiğimiz 6 kalem var. Ve doğum gününde bir miktar kalem daha gelmiş. Bunu bilmiyoruz. Ve kalemleri çoğalmış. 15 kalem olmuş. Peki 5'i güzel yapamadım ama neyse. 15 kalem. Peki kaç tane kalem gelmiş olabilir? Nasıl bulabiliriz? 6'dan 15'e kadar sayabilirsiniz. Yine az önce yapmıştık bir soruda. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 9 tane saydım. O zaman 9. Demek ki cevap 9 olacak. Ya da ters yaparsınız. Yani 15'ten 6'yı çıkarma yaparsınız. 15'ten geriye doğru saydığımızda 14, 13, 12, 11, 10, 9. Demek ki böyle de bulabilirsiniz. İki yoldan da, iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Cevabımız B şıkkı. Demek ki 9 tane hediye kalem gelmiş Cemil'e. Son sorumuz. Sınıfımızı süslemek için 6 kırmızı, 3 tane de mavi balon kullandık. Geriye 8 balonumuz kaldığına göre kaç balonumuz vardı? Şimdi sınıfı süslemek için 6 balon kullandık kırmızı. 3 tane de mavi yazalım. Ve 8 balon da elimizde kaldı. Bunları da yazalım. Bütün balonları bulmuş olacağız o zaman, değil mi? Hepsini toplayalım. Çünkü 6 tane kullandık. Kırmızı balon varmış demek ki bizde. 3 tane de mavimiz varmış. Ve elimizde de 8 tane kalmış. Bunların hepsini toplayınca bütün balonlarımızın sayısını bulacağız. 6, 3 daha 7, 8, 9 oluyor. 9'u aklımızda tuttuk. 8 tane daha sayıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki 17 balonumuz varmış. Cevap C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.